Herkese merhaba. Derslere devam etmeyeli uzun süre oldu. Öncelikle onun için özür dileyerek başlayayım. İşlerin yoğun olmasından dolayı dersleri izleyenlerin birçoğu heveslerinin kursağında kaldığını söylediler. O sebeple artık derslere devam etme vakti dedim ve fırsat bulduğum ilk anda Dreamweaver dersine devam ediyorum. Bu dersimiz, yani 13. dersimiz metinlerde çalışmayla ilgili olacak. Yani bizler en çok kullandığımız şeylerden biri olan metinleri web sayfamızda eski usulle, etiketlerle değişikliğe uğratacağız. Burada etiketten kastım yıllardır kullanılan bilindik etiketler. Yoksa hala ve hala CSS'e geçmedik. Bana kalırsa en güzeli CSS'te yapmak bu işleri. Ancak bazen yeni sistemler insanları zor gelebiliyor ya da üşeniliyor. Bir etiketle işi halledebiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi size format kısmından metinlerle çalışmayı anlatacağım. Ders boyunca 3 yerden benzer seçenekleri görebilirsiniz. Ben o 3 yeri söyleyeyim, sonra derse geçiyorum. Format kısmı benim bu videoda anlatacağım olan. Bu 1. 2. Format kısmının haricinde format kısmındaki bazı mühim seçenekleri, önemli seçenekler diyelim. Araç çubuğundaki metin sekmesinden ulaşabiliyorsunuz. Ayrıyetten yine format kısmındaki bazı seçeneklere özellikler alanındaki HTML kısmında çeşitli butonlarla erişebiliyorsunuz. Örneğin bakın kalın var burada. Burada da kalın var. Format kısmına geliyorum. Stil kısmında yine kalın var. 3 yerde kalını görebilirsiniz. Kalın, italik, altı çizili burada. Kalın, italik seçenekleri mevcut. Pekala. Şimdi format kısmına geldim. Format kısmına önce tabii HTML sayfanızda bir şeyler yazarak başlayayım. Bu yazıyı yazdıktan sonra format kısmından girintiye basarsanız ve dikkatinizi çekiyorum. Format kısmında girinti ve çıkıntı seçenekleri mevcutken aynı seçenekler özellikler kısmında da mevcut. Şu iki buton. Ben girintiye basıyorum. Word kullananlar iyi bilecektir. Girinti yazınızı belli bir mesafe ileri öteler. Tekrardan girintiye bastığınızda yazınız biraz daha ötelenmiş olur. Bunu böyle basarak görebilirsiniz. Bakın block code etiketi. Bu etiketleri yazarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ancak nasıl olduğunu, nereden yapıldığını biliyorsanız eğer block code yazmanıza gerek yok. Ha, illa yazarım ben derseniz açıyorsunuz. Zaten burada tamamlayıcımız var. Block code. Tek yapmanız gereken şey etiketi buradan slash işaretiyle kapatmak. Kapattığınız anda otomatikman etiketi kapatıyor Dreamweaver. Buraya kadar her şey tamam. Otomatik tamamlama özelliği zaten işimizi gördü. Bu bir. İki. Format kısmındaki çıkıntıya basarsanız ya da bu sefer buradan yapalım. Blok alıntıyı kaldır seçeneğine basarsanız etiketler kaldırılıyor ve başa dönüyor. Girintiyi azaltma diyebiliriz biz buna Word'deki adıyla. Paragraf format seçenekleri başlık 1'den başlık 6'ya kadar paragraflara kadar yazınızı farklı şekillerde değiştirebilmenizi sağlar. Örneğin başlık 1'e bastığım anda başlık 1 şeklinde yazılmış yazı elde ederiz. Aynı kısma buradan da gelebiliyorsunuz. Başlık 2'ye bastığınızda başlık 2 şeklinde yazılmış bir format karşımıza çıkıyor. Buradan H3'e de basabilirsiniz. Burada 3 tane var. Aşağıda 6 tanesi mevcut zaten. 4, 5. CSS kısmını basit bir şekilde anlatırken buranın önemini kavrayacaksınız. Şimdi insan düşünüyor. Bu başlık 1'i ben ne yapayım? Başlık 2'yi ne yapayım tarzında. Bu başlık 1, başlık 2 tarzı şu şekilde kullanılabilir. Örneğin siz başlıklı ve içerikli bir yazı yazıyorsunuz. Bunu başlık yapıyorsunuz. Bu bir denemedir. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Yazarız buraya. Bu da bizim diğer yazımız. Başka bir kısma geliyoruz. İşte bu bir denemedir. 2 başlığı olarak farz edin bunu. Seçiyorum buradan. Tekrardan başlık 2'ye bastığımda gördüğünüz üzere sanki
başlıklı ve paragraflı bir yazı yazmış oluyorsunuz. Öyle eskisi gibi düşünmeyin. Bir alırım, puntosunu büyütürüm, uğraş uğraş dur. Hiç gerek yok böyle şeylere. Burada özellikle CSS ile bu ayarı yaptığınızda çok büyük fayda sağlıyorsunuz. Başlık kısmı da tamam diyelim. Hizalı seçeneğine zaten aşinayız. Word kullananlar, Excel kullananlar, PowerPoint kullananlar, Office programlarından tutun da OpenOffice kullananlar. Hatta basit bir WordPad'de de karşımıza çıkıyor bu. Yazınızı hizalamanız sağlar. Buradan hizalıya bastığınızda, ortaya bastığınızda yazınız ortalanıyor. Burada herhangi bir problem yok. Gösterelim. Ortaya basıyorum. Ortaya bastığım anda yazım ortalandı. Kod kısmına geliyorum. P alıcın yani paragrafın, bakın bu P paragraf etikettir. Uzun uzun yazılmaz bu. Sadece P yazılır. Aligin paragrafın ortalaması center. Hiç gözünüz korkmasın arkadaşlar. Zamanla siz bu etiketlere alışacaksınız ve elinizle yazacaksınız. Bakın nasıl oluyor. Sileyim. Buradaki NBSP boşluk anlamına geliyor. Yani boşluğun HTML dilinde karşılığı. Pekala yani şunu silelim. Otomatik tamamlama seçeneğiyle buna Visual Studio'da Intel lisans diyoruz. İşler daha kolay. Bakın ne oluyor. P. Etiketi kapatmıyorum. P çıktı. A'ya bastım. Aynı çıktı. Tek yapmam gereken. Tab'a basıyorum. 4 tane seçenek sunuyor bana. Yani diyor ki Aligan seçeneğiyle bu 4 seçeneği seçebilirsin. Ben buradan ok tuşlarıyla Center'a Enter tuşuna basarak seçiyorum. Etiketi kapatıyorum. Ortalı yazıdır yazıyorum. Ve unutmuyorsunuz arkadaşlar. Etiketi kapatıyorsunuz. Yani onu da etiketi de slash'a basarak otomatikman kapatıyor. Bunun ayarını nereden yapıyorsunuz? Mesela diyebilirsiniz ya bu bende olmuyor falan derseniz de düzen menüsünden tercihlerden yapabiliyorsunuz. Otomatik olarak kapatma diye geçiyor. Önceki derslerde anlattım hatırlıyorum. Ayrıca şunu da unutmayın arkadaşlar. Ben size burada anlatıyorum bazı şeyleri. Sizin burada yapmak istediğiniz şeyleri illa tasarım sayfasında yapmanıza gerek yok. Bakalım. Kod kısmına geliyorum. Şuradan paragraf etiketleri kalsın. Paragraf olarak görsün. Format hizala. Başlık 1. Başlık 1'e bastığım anda H1 etiketlerine otomatikman ekledim. Burada da zaten H2 etiketleri var. Buradan H'den kasıt heading etiketi. Heading İngilizce'de başlık anlamına geliyor. Evet. Birinci seviye başlık. Basıyorum. Tasarıma geldim. Birinci seviye başlık çıktı. Format kısmında başlık 1 seçili zaten. Ya da şuradan yukarıdan da bakabilirsiniz. Başlık 1 seçili. Liste seçeneği sıralanmamış liste, sıralanmış liste, açıklama listesi olarak 3 tarzda. Burada bir de özellikler var. Güzel kısım bu. Word kullananlar çok daha iyi anlayacaktır bu konuyu. Aynı noktada metin kısmı sırasız liste, unordered list, ordered list, sıralı liste ve list seçeneği var. İki tanesine yani en çok kullanılanlarına sıralı ve sırasız listelere burada ulaşabilirsiniz. Tamamen size kalmış hangisini kullanacağınız. Nasıl, neyin nesidir? İşte bir elma, iki armut, üç ne olsun? Üç de karpuz olsun. Seçiyorum. Seçtikten sonra sıra listeye bastığım anda gördüğünüz üzere 1, 2, 3 tarzında devam etti. Kod kısmına bakalım. Kod kısmı eğer yazmak isterseniz HTML'de OL ile açıyorsunuz. Ordered list, sıralanmış liste ve list elemanlarını otomatikman sıralıyorsunuz. Dikkatinizi çekmek istediğim bir şey daha var. Elma kısmına geliyorum. Bir de burada yuvarlak yuvarlak diskler var. Tabi bunları CSS ile çok da güzel müdahale edilir. Hatta CSS ile sırasız liste ile menüler de yapabilirsiniz. Burada benim dikkatini çekmek istediğim nokta şu. Şu 1, 2, 3 kalsın. Format kısmına geliyorum. Liste kısmında dikkatinizi çekiyorum. Özellikler seçeneği çok şey ifade ediyor. Word kullananlar, Word kullananlar diyorum diyorum ama Word kullananlar çok çok iyi anlayacaktır bu meseleyi. Liste türü
Numaralı liste, dizi listesi, menü listesi. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece numaralı liste yapıyorum. Bakın ne var burada. Stil kısmına geliyorum. A, B, C, büyük harf, küçük harf, sayı, Latin harfi yapabiliyorsunuz. Ben mesela Latin harfi yaptım. Bir de aklınızda şu vardır. 6'dan başlasın, 99'dan başlasın derseniz sayımı başlattan 99'a tıklıyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Hatta Latin harfi olmasına tam görelim 99'a. Tamam'a bastığınız anda 99, 100, 101 tarzında gidiyor. Ve siz Enter'a basıp yazmaya devam ettiğinizde o devam ediyor. O açmış gitmiş şekilde. Tabi burada disk seçeneği beni kesmiyor derseniz gene buraya uğramanızı isterim. Liste seçeneklerinden özelliklerden madde işaretli liste, stil kısmı kare. Buradan kafanıza göre işlem yapabilirsiniz. Kare oldu. Pekala, bu alanda tamam. Kurtulmak için ne olacak peki? Tek yapmanız gereken bir daha basmanız. Ben tabi buradan sırasız listeye basıyorum. Her şeyi normale döndürüyorum. Bu sefer son işlemi de buradan yaptım. Yapmış bulundum. Bu arada şurayı biraz pas geçer gibi oldu. Arkadaşlar buradaki metindeki butonlara sizler bir zahmet tek tek deneyerek yapın. Bunun haricinde özel karakter seçenekleri var. Şurayı komple sileyim. Yine aynı şekilde buradan satır kesmesi ekleyebilirsiniz. Satır kesmesinden kastımız şudur. Özel simgeler kısmında en çok işimize yarayan buton olarak gördüğüm alan. Bir yazı yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Dikkatinizi çekerim. CSS'le gerçi tekrardan ayarlanabileceğini söyleyeyim. Buna bile gerek kalmıyor da. Bir yazı yazıyorsunuz. Enter'a bastığınızda şu arada bir boşluk oluyor nedense, değil mi? İşte o aradaki boşluğu olmamasını istiyorsanız Shift Enter'a basabilirsiniz. Aynısı Word'de de var. Veyahut satır kesmesine bastığınız anda otomatikman alt satıra geçmesini sağlayabilirsiniz. Çeşitli simgeler burada mevcut. İşte tırnak alıntılar için tırnaklar. Uzun tire, kısa tire seçeneğimiz var. Uzun tireye bastığımızda tire ekliyor. Sterlin, avro, yen simgeleri var. Bunların hepsinin kodu var aslında. Çok fazla kafa yormaya gerek yok. Bakın telif hakkı, tescilli marka, ticari marka seçenekleri. Hatta ve hatta diğer karakterler seçeneği var. Zengin bir alan. Bakmanızı öneririm. Kendi özel seçeneğinizi ekleyebildiğinizi hatırlatırım. Buradan bir noktayı atladığım aklıma geldi. Stil kısmında arkadaşlar çeşitli stiller var. Üstü çizili, tele yazıcı, vurgu güçlü. Bunları ben sizin kendiniz uygulamanızı istiyordum. Buradan kendi gönlünüze göre tek tek deneme yanılma yoluyla öğrenebilirsiniz neyin ne olduğunu. Örneğin üstü çizim ne olduğunu biliyoruz. Üstüne çizgi atıyor. Vurgu seçeneği yazıyı vurgulu hale getiriyor. Kod seçeneği özellikle kod alıntıları verirken özel bir kod etiketi ekliyor ve bu noktadan sonra sizler kod alanları farklı bir şekilde gözüküyor. Pekala format. CSS stillerine geçmiyorum. Zamanı gelince seçeceğim ve renge bastığınızda da yazınızın rengini değiştirebileceğiniz bir color diyalog penceresi. Visual Studio kullananlar bilir. Renk oluşturma seçeneklerinin bulunduğu renk alan karşımıza çıkıyor.